Günler sevgili arkadaşlar. Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına hoş geldiniz diyorum. Tuğba Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugünkü konuğumuz doktor öğretim üyesi Tuğba Ecevit. Soru sorma becerilerinin geliştirilmesi üzerine sohbet edeceğiz inşallah kendisiyle. Sunum esnasında merak ettiğiniz soruları chatbox'tan yazabilirsiniz. Ben takip ediyor olacağım. Veya seslerinizi, görüntülerinizi açarak sunum ardından daha interaktif bir şekilde devam edebiliriz sohbetimize. Dilerseniz kendinizi tanıtmakla başlayabilirsiniz Tamam, hocam. olur. Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Merhaba kıymetli öğretmenlerim, hepiniz hoş geldiniz. Hocamın da bahsettiği üzere ben şu an Düzce Üniversitesi'nde temel eğitim bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Uzmanlık alanım fen öğretmen eğitimi, araştırma, sorgulama, argümantasyon ve sistem eğitim yaklaşımları üzerine öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri üzerine araştırmalar yürütmekteyim. Her ne kadar işin akademik boyutunda yer alsam da birçok proje kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerimizle birlikte çalışmalar yürütme fırsatım oldu. Tabii sizler işin içindesiniz, işin mutfağındasınız ve çok değerli bir görevi yürütmektesiniz. Bugün bu oturum kapsamında paylaşacaklarım size alan yazında mevcut olan teorik bilgileri sunmaktan ziyade bugüne kadar sürecin içinde kendi deneyimlerim doğrultusunda edindiğim uygulamaya yönelik soru sormanın önemi, mevcut durumun tespiti, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek, farklı bakış açılarını ve farkındalık sağlamak üzerine bir sohbet, karşılıklı görüş geliştireceğimiz bir alan oluşturmak istiyorum. Dediğim gibi alandaki siz değerli öğretmenlerimle işbirliği içerisinde görüş geliştirmek ve bu doğrultuda da akademik çalışmalarıma yön vermek hem mevcut uygulamalara hem de alan yazına katkı sağlayacağı düşüncesindeyim. Sorular biliyorsunuz işte bizim hayatımızın içinde. Yavaş yavaş şöyle bir sunuma başlayalım. Dediğim gibi katılımınız benim için çok önemli. Biliyorum şu an kalabalığız, belki hepinizi göremeyeceğim, belki hepinizin sesini duyamayacağım ama olabildiğince ya chat kısmından ya da ben orada soru yönelttiğim zaman mikrofonunuzu kontrollü bir şekilde açıp kapayarak dönütler sağlarsanız sürece destek vermiş olursunuz. Ben de memnun olurum. Şimdi şöyle bir mevcut duruma bakmak istiyoruz. Hani şöyle bir eleştirel gözle neler yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, neden yapıyoruz bir düşünelim. Hem de öz değerlendirme hem de ufak bir farkındalık olması amacıyla. Bizler biliyorsunuz işte öğretmenler olarak farklı zamanlarda, farklı nedenlerle öğrencilerimize sorular sormaktayız. Öncelikle benim sizlere ilk sorum neden soru soruyoruz olacak? Neden soruyoruz? Bunun ardından ne zaman soru soruyoruz? Ve hatta ne tür sorular soruyoruz? Şöyle bir düşünmenizi istiyorum. Neden soru soruyoruz sınıflarımızda? Ne zaman daha çok soru soruyoruz? Ve ne tür sorulara yer veriyoruz? Hazır buluşu görmek için demiş Ayşe evet. Özel öğretmenimiz. Teşekkür ederiz Ayşe öğretmenim. Dikkat çekmek için. Çok iyi. Teşekkürler hocam. Dönütler almak için. Evet. Geri dönüt çok kıymetli bizim için. Geri bildirim. Merak uyandırmak için. Çok güzel. Teşekkürler. Öğrencileri konu hakkında düşündürmek için demiş Celil öğretmenimiz. Harikasınız hocam. Celil hocamla daha önce zannedersem bir sistem uygulama çalıştayında bir aradaydık. Hoş geldiniz hocam. Biz ne zaman soru soruyoruz? Aslında içe cevaplar geliyor ama ne zaman soruyoruz? Dersin başında, ders süresince, dersin sonunda yani değerlendirme amaçlı mı soruyoruz? Öğretmek amaçlı mı soruyoruz? Cevabını bildiği şeyleri soruyorum özellikle. Sanırım her üçü de değil mi? Öncesinde hazır bulunuşlarını ölçmek istiyoruz. Esnasında öğrenip öğrenmediklerini anlamaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Sonucunda da gerçekten geri dönüt almaya çalışıyoruz. Gerçekten kazanım elde edildi mi diye. Evet. Peki bu sorularımız nasıl sorular? Yani ne tür sorulara yer veriyoruz? Burada hani Bloom taksonomisini düşünebiliriz. Bilgi seviyesinden uygulama seviyesine kadar. İşte bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme. Daha çok hangi tür soruları kullanıyoruz? Hangi tür sorulara başvuruyoruz?
Evet, yaratıcılıklarının farkına varmaları amaçlı. Çok güzel, farklı çözüm yolları üretmesi açısından. Teşekkürler Elif öğretmenim bu güzel dönütün için. Şimdi genel olarak bir duruma baktık. Birazcık daha düşünmenizi istiyorum. Peki, bu sorduğumuz sorular ya da sınıflarımızdaki yaptığımız şeyler öğrencilerin öğrenmelerine destek mi? Destek oluyor mu acaba sorduğumuz sorular öğrenmeye? Dikkat çekmek için evet. Mesela Yönlendirici olduğu zaman büyük destek sağlıyor. şu an siz soru sorarak hepimizin dikkatini çekmiş oldunuz aslında. Evet, sorgulamanın yani içinde var olan durumu oturup düşünmemizi gerektirdiğini düşünüyorum. Aslında bizler etkili fen öğretimi sadece öğrencinin bilmesini istediğimiz şeyleri söylemek kadar basit değil. Çünkü biliyorsunuz ki öğretmenlerim fen bilimleri çok soyut kavramlar içeriyor ve öğrencinin zihnindeki fikirler arasındaki bağlantıların nasıl oluştuğunu biz anlatırken bilemiyoruz. Biz anlatırken öğrenci farklı bağlantılar kuruyor, yeni bağlantılar kuruyor. Aslında dersin öncesindeki zihin yapısıyla ders sonrasındaki beyninin yapısı çok değişiyor. Bayağı büyük değişimler meydana geliyor. Burada bizim önemli olan iyi ve doğru yapılandırmalar sağlayabilmemiz. Şimdi peki biz fen öğretiyoruz ama neden fen öğretiyoruz? Amacımız sadece öğretim programlarındaki kazanımları öğrenciye vermek mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neden fen öğretiyoruz? Kazanım odaklı mıyız? O kazanımların amacı ne acaba? Sadece sınavdan geçen not alabilmek mi? Çocuğu geleceğe hazırlamak çok güzel. Hızlı akıyor şu an. Akış olabildiğince takip etmeye çalışıyorum. Hayatta kullanabilmesi birçok evet fen bilimlerine dair bilgi, kavram ve deneyim ve tecrübeleri hayata transfer edebilmesini istiyoruz. Peki, çok güzel. Biz diyelim ki bir kazanımı vereceğiz. Nasıl vereceğiz bu kazanımı? Yani direkt biz bu kazanımı söylediğimiz zaman o kazanım alınmış mı oluyor? Yani kazanım verilip alınabilir bir şey mi? Yani ben şöyle bir benzetmeyi sık sık derslerimde kullanıyorum. Kazanımlarımız bizim hap gibi bir şey. Hani yenilip yutulabilir bir şey mi ki? Hani kazanım vermek ya da almak bahsediyoruz ara sıra. Eleştirel gözle bakıyorum biliyorsunuz. Biraz hem düşünelim. Biz kazanımı söylediğimizde öğrencinin almasının zor olduğunun farkındayız aslında. Hepiniz bunun bilincindesiniz. Bunun da farkındayım. Bilgiyi aktarmaktan hatta soru çözmek kazanımı maalesef tam olarak verip vermediği tartışma konusu. Geniş vakitlerimizde bunun üzerine sizlerle sohbet etmeyi istiyorum. Peki, şuna bağlayalım hemen tekrardan. Yine soru sormaya gelelim. Sınıflarımızda öğretmenlerimiz mi daha çok soru soruyor, öğrencilerimiz mi? Kimler daha çok soru soruyor? Öğretmen olarak sizler mi, öğrencileriniz mi? Değil mi? Daha çok öğretmenlerimiz soru soruyor. Çok haklısınız. Size bir anekdot paylaşmak istiyorum. Bu anekdotu da çok beğeniyorum ve seviyorum ve derslerimde olabildiğince sık sık yer veriyorum. Bu anekdotta bir profesörün bilgileri var. Profesör nörofizyoloji alanında bir bilim ödülü alıyor 1986 yılında. Bir gün öğrencilerinden biri sınıfa geliyor ve şu soruyu soruyor. Profesör diyor, ben bir inceleme yaptım. Amerika'da şu an 3200'ün üzerinde nöroloji profesörü var. Niçin siz? Neden o 3200 kişinin içerisinde siz bu ödülü almaya hak kazandınız? Profesör ise şöyle cevap veriyor. Kesin olarak bilmediğini ama bir şey söylemem gerekirse şunu söylüyor. İlkokul derken arkadaşlarımın anneleri çocuklarına bugün öğretmeninin sorularına iyi cevap verdin mi diye sorarlardı. Benim annem ise bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu? Her gün bana bugün öğretmenine iyi bir soru sordun mu diye sorardı. Ben iyi soru sormaya çok özen gösterdim. Annem çünkü benden bunu bekliyordu. İyi bir soru sormayı alışkanlık haline getirdim diye cevap veriyor. Çok
güzel ve çok beğendiğim bir anekdot. Belki de hep biz öğrencilerimizden iyi cevaplar almayı istiyoruz, bekliyoruz. Ama belki de onlara hep daha iyi sorular sordurmayı teşvik etmeliyiz. Gerek ebeveynler olarak, gerek öğretmenler olarak diye düşünüyorum. Böyle bir Silikon Vadisi'ndeki üst düzey yöneticilere dönüp bakacak olursak, onlar daha küçük yaşlardan itibaren merak duygularını yaşayabilmeleri için kendilerine geniş bir alanın verildiği Montessori okullarında eğitim görmekteler. Biliyorsunuz Montessori okullarındaki çocuğun yaratıcılığının, merakının, hayal gücünün daha çok ön planda olduğu, düşüncelerine değer verildiği bir öğrenme ortamı. Bu öğrenme ortamından gelen yöneticiler günümüzün bu dinamik teknoloji pazarının büyük avantaj sağlamakta. Çünkü onlar vakti zamanında o çocukluk günlerinden yöneticilik günlerine gelene kadar aldıkları eğitim sayesinde sorgulama becerilerinin gelişmesi, analiz kabiliyetlerinin artması, problem çözme becerileri, en önemlisi de bence değişime uyum. Her gün değişiyoruz. Görüyorsunuz 6 ay önceki şartlarımızla bugünkü şartlarımız çok değişti. Eğitim şartlarımız değişiyor. Önemli olan bu değişime uyum sağlayabilmek, yeni fırsatları belirleyebilmek ve şirketlere liderlik ederken hep yeni yönlere doğru gitmelerine yardımcı olmakta. Belki de burada aslında işin özü doğru soruyu sormak, birçok kez inovasyonun başlama noktası. Yani sorular bizim yeni cevaplarımız, yeni inovasyonlarımız. Aslına bakarsanız büyük sanatçıların hayat hikayelerine, liderlerin, bilim insanların hepsi soru sormanın ne kadar önemli olduğunu anlamış insanlar. Sokrates'ten bahsetmek istiyorum bu kısımda özellikle. Sokrates güçlü sorular sorma konusunda büyük bir ustaydı. Nutuk çekmek yerine öğrencilerine onları düşündürmeye zorlayan sorular sorarak eğitim veriyordu. Bu sayede öğrencilerin süreç boyunca zihinlerini etkin bir şekilde kullanmasını sağlıyordu. Böylelikle öğrencileri de yavaş yavaş emin adımlarla konunun özüne inerek öğrenmelerini sağlıyordu. O zaman sorular bizim için konunun önüne, özüne inmemizi sağlayan çok güçlü araçlar. Kilitli kapıları açacak anahtarlar diyebiliriz. Yine çok beğendiğim sözlerden bir tanesi, Sokrates şöyle diyor: kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece düşünmelerini sağlayabilirim. Ki gerçekten öyle. Eğer düşünmelerini sağlatabilirsek öğrencilere birçok şeyi öğretmeye başlamış olacağız. Sokrates'e göre zaten öğretmek, sorgulayarak ya da sorgulatarak bilgiye ulaşma süreci. Bizim sizlerin de dersin başında bahsettiğiniz üzere zekice kurgulanmış sorular yardımıyla öğrencinin neyi bildiğini, neyin bilmediğini fark etmesini sağlayabiliriz. Böylelikle onları dünyayı tanımalarına ve öğrenmelerine yardımcı olabiliriz. Bizim derslerde kullandığımız sorular vasıtasıyla neyi biliyor, neyi yanlış biliyor, neyi bilmiyor, neyi öğrenmesi gerekiyor bir farkına varacak. Bu fark etme süreciyle zaten öğrencinin öğrenmesine destek olacağız. Zaten bu süreç öğrencinin derse aktif katılımı, derse zevk alarak katılmayı ve anlamlı öğrenmeye de katkı sağlayacaktır. Sokratik sorgulama sürecindeki bir öğrenci bir konunun derinlemesine, analiz edilmesine, o konu hakkında fikir sahibi olmasına, yorum yaparak başka düşünce ve önerilere yaklaşabiliyor. Zaten bizlerin amacı bilgiyi aktarmaktan ziyade biliyorsunuz öğrencinin düşünerek farkındalık sağlaması ve bu bilgileri günlük hayatına transfer edebilmesi. Önemli olan fenle ilgili öğrendiği bilgi ve kavramları günlük hayatına transfer edebiliyor mu? Birçok Sokratik sorgulama stratejisi var. Hani bunlardan birkaçına şöyle değineceğim ama bunların daha yoğrulmuş halini ileriki slaytlarımda paylaşacağım. Yani özellikle ben uygulamaya yönelik bir takım söylemler oluşturmaya çalıştım. Burada mesela derslerimizde işte açıklamaya yönelik sorulara yer verebiliriz. İşte bununla ne demek istiyorsun, buna bir örnek verebilir misin şeklinde ya da bir önceki soruyla ya da bir önceki konuyla hatta bir yıl önceki bu dersle ilgili bir takım sorular sorarak düşüncelerini öğrenmeye çalışabiliriz. Mesela varsayım soruları çok kıymetli sorular, transfer edebilme becerilerini çok geliştiriyor. İşte diyelim ki bir deney yapıyorsunuz elma ile ilgili şu an.
Farazi'yi konuşuyorum. Peki elma değildi işte bunun yerine armut olsaydı ne olurdu şeklinde bilgiyi transfer edebilme becerisini geliştirici varsayım soruları. Biliyorsunuz bizler için olmazsa olmazımız artık sebep ve kanıt. Öğrenci düşüncesini açıklıyor ama neden böyle? İşte kaynama noktası yükseliyor içine tuz attığımızda ama neden yükseliyor? Olabildiğince o bilimsel terminoloji, arkada yatan nedenler. Öneri ve sonuç soruları yer alabilir. Deneyden sonra ya da herhangi bir konu sonrasında bu olsaydı sonuç ne olurdu şeklinde ya da bu doğrultuda önerileriniz ne olurdu şeklinde. Daha çok hep öğrenciyi düşündürecek, aktif tutacak, hak sahibi olmasını sağlayacak, daha doğrusu söz sahibi olmasını sağlayacak sorulara yer verebiliriz. Tabii ki bakış açısı soruları da çok kıymetli. Her bir öğrencimiz çok özel, bambaşka yaşam ve öğrenme deneyimlerinden geliyorlar. Ve burada bir takım bakış açısı farklılıklarının olduğunu, bunun da normal olmasını gerektiğini sınıf ortalamalarında öğrenciye yansıtabiliriz diye düşünüyorum. Yine fen sınıflarında öğretmen ve öğrenciler ne tür sorular soruyor diyerek Bloom taksonomisine bağlamak istiyorum. Biraz önce girişte olabildiğince söylediniz. Biraz üzerinde konuştuk. Biraz Bloom taksonomisi üzerinde de var olan durumları biraz hatırlamak istiyorum. Bizim sorularımız bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme olduğunu demiştik. Ve bu ilk üç basamak, daha doğrusu hatta ilk iki basamak alt düzey düşünme becerilerini geliştirirken üçüncü ve dördüncü, beşinci, altıncı adımlarda ise öğrencinin üst düzey düşünme becerileri gelişebiliyor. Peki burada neler soruyoruz biz? Bunlara örnekler vererek üzerinde hareket etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere bilgi seviyesindeki sorular daha çok hatırlamaya yönelik sorular. Bir kavramı bilip bilmediğini yoklayabiliyoruz. İşte konuyla ilgili ışık nedir? Dünyamızın uyutusunun ismi nedir? Kuduz aşısını kim buldu? Fotosentez nedir? Ya da çoktan seçmeli bir soru olacaksa eğer aşağıdakilerden hangisi kimyasal değişmenin tanımıdır deyip şıklara kimyasal değişmenin tanımını yer verebiliriz. Bu bilgi seviyesindeki bir sorudur bildiğiniz üzere. Kavrama seviyesindeki soru ise hem bilgi seviyesini kapsıyor hem kavramayı. Yani her bir üst basamak bir alt basamağı kapsayıcı şekilde. Burada da daha çok olaylar arasında ilişki kurmasını sağlıyoruz. Öğrencinin kendine mal etme, yani kendi düşüncelerini, daha doğrusu kendi ifadeleriyle anlatabilmesi, aktarabilmesi süreci. Burada da ne tür sorulara yer verebiliriz? Elektrik akımını ölçmede hangi araçları kullanıyoruz? Ya da beyaz ışık hangi renklere ayrılabilir? Bitki ve hayvan hücresindeki farklılıkları açıklayınız. Ya da biraz önceki gibi çoktan seçmeli bir soru soracak olursak eğer aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmeyi açıklamaktadır deyip şıklarda bununla ilgili bilgilere yer verip öğrencinin seçmesini sağlayabiliriz. Ama şahsi görüşüm şudur ki çoktan seçmeli sorular öğrencinin hayal gücü ve yaratıcılığını kısıtlayıp ileriki yıllarda da hep önüne bir seçenek sunulmasını istiyor. Yani o alışkanlık kazanıyor. Ne kadar iyi, ne kadar avantajlı, ne kadar dezavantajlı bu konuda da sizlerle tartışabiliriz. Uygulama basamağındaki sorular ise bilgiyi kullanma ve uygulamasını sağlıyor. Bu uygulama seviyesi zaten bilgi ve kavramayı da kapsayıcı bir seviye. Burada mesela yağmurun nasıl yağdığını basit bir deneyle gösteriniz sorusu sorabiliriz. Ya da büyük ve küçük kan dolaşımını şekil üzerinde gösteriniz. Veyahut bir X atomunda 8 proton, 8 nötron bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu atomun elektron sayısını göstermektedir? Burada var olan bilgisini kullanacağı, uygulayacağı bir soru yer almakta. Diğer bir basamağımız ise analiz basamağı. Analiz basamağındaki sorular ile öğrencilerin bir olaya dair neden sonuçlarını açıklamaları ve eldeki verileri analiz etmelerini sağlayabiliriz. Buradaki anahtar kavramlarımız özellikle analiz et, delil topla, yorumla, ilişki kur, parçaları ayır. Burada da mesela ozon tabakasındaki incelmenin neden olabileceği olumsuz sonuçları açıklayınız.
ya da nükleer santraller ve radyoaktif kirlenme konusundaki kirlenme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Veyahut ideal gazlarla ilgili PVRT formülünde bulunan sıcaklık ve basınç arasındaki ilişkiyi yorumlayınız tarzında sorular sormamız bizim öğrencinin analiz seviyesindeki bilişsel gelişimine katkı sağlayacaktır. Bir diğer basamağımız sentez basamağı. Sentez basamağındaki sorularımız daha çok öğrencinin orijinal bir ürün, tahmin yürüterek, sıra dışı ilişkiler kurarak bir sorunu çözmesine fırsat sunar. Mesela madde ve doğası konusu alanında kendi kavram haritasını hazırlatabiliriz. Bu kavram haritasıyla kavramlar arasındaki hem hiyerarşiyi hem bağlantıları hem neleri doğru yapılandırıp yapılandırmadığını da görebiliriz ve bu sayede öğrenci öğrenirken kendini değerlendirme fırsatı bulacaktır. Ya da mesela bir tasarım yaptırabiliriz. Bu tasarım ona sıcaklıkla ilgili bir ölçme aracı tasarlayan olabilir. Ya da bambaşka yine bir tekne tasarımı olabilir. Öğrencinin mevcut bilgisini kullanabileceği ve yeni orijinal bir ürün oluşturacağı sorularda sentez seviyesinde, sentez boyutunda gelişimine katkı sağlayacaktır. Son aşama bildiğiniz üzere değerlendirme aşaması. Değerlendirme aşamasında ise öğrenciler kendi görüşlerini belirtme ve değerlendirme yapma imkanı bulur. Özellikle karşılaştırır ve eleştirir. Mesela bununla ilgili ne tür sorular sorabiliriz? Ülkemizde deprem için yapılan hazırlıkları yeterli buluyor musun? Çok kıymetli bir soru. Bunu değerlendirebilmek için zaten bir alt basamaklardaki istediğimiz becerilere, bilişlere sahip olması lazım ki bu soruya cevap verebilsin. Yani bütün basamakları kapsayıcı bir soru. Şimdi genellikle bunu özetlemeyi şöyle istiyorum. Daha çok bilgi ve kavrama basamağındaki sorular öğrenciyi hatırlama ve ezberletmeye yöneltirken diğer basamaktaki sorular üst düzey düşünmeye neden oluyor. Üst düzey düşünmeye neden olması da onların konuyu derinlemesine anlamaya, bilgiyi kullanmaya, hatta onları etkili bir şekilde düşünmeye, kendi görüşünü yansıtmaya teşvik ediyor. Böylelikle onların anlamlı öğrenmelerine katkı sağlayabiliyoruz. Yapılan bir araştırmada bilgi düzeyindeki soruların öğrenilenlerin %90'ının unutulduğunu, bilgi düzeyindeki sorular sorulduğu takdirde öğrenilenlerin %90'ı unutulduğu, bu çok ciddi bir rakam. Buna rağmen üst düzey düşünme gerektiren sorularda, yani daha çok analiz, sentez ve değerlendirme tarzındaki sorularda elde edilen bilgilerin %80'i ile %85'i oranında hafızada kaldığına dair araştırmalarımız söz konusu. Şimdi iyi bir fen eğitimi bence iyi hazırlanmış sorularla başlar diyebiliriz. Zaten referansımız da var. Burada tek bir doğru cevabı olan ve cevaba kolay ulaşılabilen sorulardan ziyade öğrenilen bilginin değerlendirmesinde çok kolaylık sağlıyor. Çok daha kolay bunları değerlendirmek ama bu süreç hem öğrenci hem öğretmen tarafından da düşünme yeteneğinin çok az kullanılmasına neden oluyor. Yani şöyle bir bakacak olursak kendi yaşantımıza hem öğretmen olarak hem ebeveyn olarak aslında daha az düşünmeye başlıyoruz. Çünkü birçok işimizi telefonlarımız, bilgisayarlarımız yapıyor. Ne bileyim hafızada tutma oranlarımız gitgide azalıyor. Özellikle yüksek seviyedeki sorular ise öğrencinin üst düzey bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Problemleri farkına varıyor. İşin içinde oluyor daha çok. Yani bir şey ezberlemekten ziyade, hatırda tutmaktan ziyade anlamlı öğrendiyse zaten hayatına transfer ediyor. Başka olaylara transfer edebiliyor. Ve üst düzey düşünme becerileri kazandırılmasını sağlayabiliyoruz. Böylelikle zaten fenin anlamlı bir şekilde hatta gerekli olan yaratıcı ve bilimsel düşünmeye de yöneltmiş oluruz. Şimdi şöyle bir çocuğun doğasına bir bakalım. Aslında çocuğun doğası öğrenmek üzerine kodlanmıştır diyebiliriz. Erken çocukluk döneminde her şeyi sorarak öğrenmeye çalıştığını gözlemliyoruz çocukların. Hatta okul öncesi dönemde
ki çocuklar anne ve babalarına tek bir günde 100 tane soru soruyorlar. Bu davranış merakın erken çocukluk dönemindeki öğrenme güdüsü üzerindeki büyük etkisini yansıtmakta. Düşünün, okul öncesi, yani çocuklarınız var, takip ettikleriniz var. 100 tane soru soran öğrenciler gün geliyor soru sormaz oluyor acaba. Neden? Acaba diyorum bizler ebeveynler olarak, öğretmenler olarak çocuklara bazen soru sormanın gereksiz mi olduğunu öğretiyoruz. Çünkü bu kadar meraklıyken, öğrenme üzerine kodları varken bu çocuklar neden büyüdüğünde soru sormayı unutuyorlar ya da gereksiz görüyorlar? Belki yine öz eleştiri yaparak bu soruya da kendim cevap vereceğim. Ebeveynleri olarak belki hani büyüdüğünde öğreneceksin. Ya da öğretmeni olarak o konuya henüz gelmedik. Ya da işte büyüklerinle böyle konuşulmaz. Sen inanmıyor musun şeklinde cevaplar verdiğimizde belki de soru sormanın çocuk için gereksiz olduğunu fark etmeden öğretiyor olabiliriz. Bunun sonucunda da çocukların öğrenmeye karşı algısı değişiyor. Belki de bizim en önemli ihtiyacımız çocukların merakını asla kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü zaten dediğim gibi çocukların doğuştan var olan bir soru sorma algısı var. Bu algıyı, bu beceriyi, bu güdüyü biz okullarda nasıl geliştirebiliriz? Fen derslerinde ne tür sorulara ağırlık vermeliyiz? Neden? Bununla ilgili biraz cevapları da verdim. Şu an karşılıklı da konuşmayı çok istiyorum ama zaman da akıyor. Sonrasında da devam edebiliriz. Burada yani nasıl geliştirebiliriz? Sizin cevabını vermeye çalışalım. Belki kısır sorulardan kaçabiliriz. Kapalı uçlu, kısa cevaplı, evet hayırlı sorulardan ziyade öğrencinin üzerinde kafa yoracağı, düşüneceği sorulara yer vermek hem öğrenmelerine etki sağlayacak hem de üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek. Yapılan birçok araştırma, evlerde, okullarda, birçok kitapta, gerçi bu 2013 ve 2005 programı ile birlikte artık kitaplarımızda yer alan sorular da her geçen gün daha gelişerek devam ediyor. Daha çok hatırlama ve ezberleme ya da karşılaştırma yapma gibi alt düzey becerilerin geliştirmesine yardımcı olan sorulara yer verildiği, üst düzey düşünme becerilerini uygulama, analiz, sentez, değerlendirme seviyesindeki sorulara ise çok fazla yer verilmediği görülmek. Ki şu ana kadar konuştuğumuz şeyi hani özetlemek gerekirse soru sormak zaten düşünmeyi harekete geçiriyor. Böylelikle öğrenmeyi sağlayan bir etkinlik. Çocukların bir şey öğrenebilmesi için de ilk başta düşünebilmesi gerekiyor. Düşünebilmesi için de soru sorması gerekiyor. Bizlerin öğrencinin soru sormasını sağlayabilmemiz için sizlerin de dediği gibi dersin başında merakını ve ilgisini yani dikkatini çekebilmemiz gerek. Peki öğrencilerin soru sorma becerilerini geliştirebilmek için sınıflarımızda ne yapabiliriz? Neler yapabiliriz öğrencilerimizin soru sorma becerisini geliştirmek için? Varsa düşünceleriniz yazılı ya da sözlü alabilirim birkaç tane. Vaktimiz de var. Zaten son oturumdayız artık. Sevgili arkadaşlarım, seslerinizi de açabilirsiniz. Ya da el kaldırabilirsiniz. Ben buradan istek gönderebilirim. Hepinizin biliyorum çok kıymetli görüş ve önerileri var. Eğer katkı sağlarsanız çok memnun olurum. Günlük hayatta karşılaştığı cevabında ikileme düşeceği sorular sorabiliriz. Evet, şahane. Bu ikileme hem kendi zihninde uyandırmak, belki de o ikilemi yaratmak, bu farkındalığı sağlamak öğrenmesine çok büyük bir etken olacaktır. Teşekkür ederim Saadet Öğretmenim. Başka? Öğrencilerimize soru sorma ortamı yaratmamız gerekiyor. Bu soruyu sorarsam arkadaşlarım öğretmenim benimle dalga geçer mi? Soru sorması
soru sormaktan hiç çekinmemesi gerekiyor. Celil öğretmenim çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir öğrenme ortamına ihtiyacımız olacak. Şimdi birazdan onunla ilgili de birkaç slayta yer vereceğim. Nasıl bir öğrenme ortamı yaratsak daha iyi olacak şeklinde. Dengesizlik oluşturarak dengeye ulaşmaya çalışmasını sağlamalıyız. Ayşe öğretmenim evet çok haklısınız. Zaten kavram öğretiminde en çok kullandığımız yöntemlerden bir tanesi de öğrencinin zihninde bir dengesizlik oluşmak. Yani o kargaşayı yaşamadan öğrenme gerçekleşemiyor. Ne zaman öğrenenler olarak bizlerin de keza kafası karışıksa o kadar çok öğrenmeye doğru yol alıyoruz demektir. Ömer öğretmenimden çok güzel bir soru geldi. Bunu sunum sonrasında tartışalım olur mu öğretmenim? Hiçbir şey öğrenmek istemeyen, kendini kapatmış öğrencilerimize ne tür sorular sorabiliriz? Bunun üzerinde konuşalım İpek Hocam. Tekrardan siz de hatırlatırsanız olur mu? Tamam, tabii ki. Semra öğretmenim günlük haberlerden bahsettiğini söylüyor. Çok kıymetli, çok değerli bir aktivite. Bilimsel okur yazar birey olması için günlük haberler bilim iletişimi anlamında faydalanılması, derse taşınması çok etkili buluyorum. İlgilerinden yola çıkarak sorular sorabiliriz. İlgi çekici öyküler, dikkat çekici, kesinlikle başarı öyküleri olur. İlgi çekici, merak uyandırıcı öyküler olabilir. Ben zaten fen derslerinde olabildiğince sözel anlatımın ve yazılı anlatımın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sırada öğreniyoruz. Not almaktan kastetmiyorum. Öğrenciye rapor yazdırıcı, düşündürücü yazı yazdırıcı, fenle ilgili öğrenme günlüğü tutturucu aktiviteler öğrenmeyle yani düşünceyle baş başa kaldığı an öğrenme başlıyor. İlgi çekici bir deneyle derse giriş yapabiliriz. Çok güzel. Deneyin amacı sorulabilir. Deneyi ona tasarlattırabiliriz belki de. Şimdi yavaşça bir sonraki aşamaya geçeceğim. Deney dediğiniz için hemen oradan bağlayalım. Bir saniye. Oradan çalışmıyorsa şuradan çalıştıracağız. Bir videom var. Bir bakalım buna. Görünüyor değil mi? Evet. Tamam. Sesi yok değil mi? Sessiz. Önemli değil. Tamam. Şu an o uzun silindirin içinde bir fıstık var. Bu fıstığı nasıl çıkarırsınız diye yönelttiler. Hiçbirinin aklına gelmemiş oluyor. Halbuki arkada duran bir su şişesi var. Tekrar izleyelim mi? Gerçekten harika. Tekrar izlemek isterseniz tekrarlayabilirim. Kısa bir video. Gördüğünüz üzere birçok yaş grubundan kişiye soruluyor. İnce uzun bir silindir var. Bu silindirin içinde de bir fıstık var. Bu silindiri herhangi bir şekilde eğip büküp kırmadan bu fıstığı buradan nasıl çıkarabilirsiniz diye soruyorlar. Akıllarına gelmiyor. Ama maymun, sevgili maymun, kendi deneyim ve tecrübeleriyle hemen bunu büyük ekran yapacağım bir saniye. Bu fıstığı çıkarmayı başarıyor. Bu çok dikkat çekici bir deney. Yani belki o an bizlerin de öğrencilerimizin de aklına gelmeyebilirdi. Belki işte etrafa farkındalıkla bakmak. Yani bilgimizi transfer edebilme becerisi. Hemen ben buradan fıstık yerine mısır olsaydı ne olurdu diye bir soru soruyorum. Şimdi fıstığın yoğunluğu suyun yoğunluğundan düşük olduğu için yüzüyor. Peki mısır olsaydı ne olurdu? Mısır yüzer mi, batar mı, askıda mı kalır? Mısırın yoğunluğu suyun yoğunluğuyla kıyasla nasıldır? Hemen öğrenciye bunların düşünmesini sağlıyoruz. Peki mısırı yüzdürmek için nasıl bir sıvıya ihtiyacımız vardır deyip bir araştırma sorusu yazmalarını isteyebiliriz.
Dilerseniz atölye şeklinde bu etkinliği kısaca gerçekleştirebiliriz. Bununla ilgili bir araştırma sorusu yazabilir misiniz? Mısır'ın yine yüzeceği bir ortam hazırlayalım, bir deney tasarlayalım. Bu deney için araştırma sorunuz ne olur? Yoğunluğu daha büyük bir sıvı kullanacaksınız Tuba öğretmenim. Peki ne olabilir? Ne kullanabilirsiniz? Şöyle fikir yürütün. Bununla ilgili hatta bir soru yazabilirseniz çok sevinirim. Araştırma sorusu bizim için çok kıymetli. Ben bu soru sorma becerilerinin geliştirmesini sorgulamaya giriş derslerinin başında kullanıyorum. Bir nevi araştırma sorgulamanın da ilk basamağını oluşturuyor. Bir ön ders babında düşünebiliriz. Bir araştırma sorumuz nasıl olabilir? Öncelikle bir araştırma sorusu hangi özelliklere sahip olmalı? Onun üzerinde birkaç açıklamada bulunayım isterseniz size. Bağımlı bağımsız değişkeni içeriyor mu? Açık ve anlaşılabilir mi? Biz bu araştırma sorusunu test edebilir miyiz? Mesela şöyle düşünelim. Konunun dışında sıcaklığın sütun bozulmadaki etkisi nedir? Mesela sütun bozulma hızı sıcaklığa göre değişiyor mu? Burada sıcaklık bizim değiştirdiğimiz değişken. Sonuç ise sütün bozulması. Hangisi bağımlı, hangisi bağımsız değişken oluyor? Hadi bakalım öğretmenlerim bir fikir yürütelim. Bizim değiştirdiğimiz değişken neydi? Bağımlı mıydı, bağımsız mıydı? Bağımlı ve bağımsız değişken kavramları hem öğretmenlerimizde, hem öğrencilerimizde, hem öğretmen adaylarımızda sıklıkla kavram kargaşasına neden oluyor. Sıcaklık bağımsız bizim değiştirdiğimiz, etki ettiği değişken ise sonuç değişkeni, yani sütün bozulması. Burada ise soruyu nasıl sorabilirsiniz? Hem bağımlı değişkeniniz olsun, hem bağımsız değişkeniniz. Burada fıstığın hangi sıvı cinsinde yüzüp yüzmeyeceğini araştıracağız galiba. Tuzlu su fıstığı nasıl etkiler? Normal suda fıstık yüzdüyse tuzlu suda da yüzer mi? Bunu araştırmamız lazım. Evet, hipotezler de geliyor. Elif Hocam hemen bir sütun bozulması ile ilgili hipotez öne sürdü. Sıcaklık artarsa sütun bozulması artar. Gayet güzel. Bunu denemek için nasıl bir deney tasarlarsınız? Burada hangi değişkenleri kontrol edersiniz diye düşündürelim. Bu sütun bozulma hızında sütün cinsinin aynı olması lazım. Öyle değil mi? Miktarının aynı olması lazım. Ayrıca sütü koyduğumuz kabın da aynı olması gerekiyor ki farklı değişkenlerden etkilenmesin. Sadece sıcaklığı kontrol edebilelim. Tek bir değişkeni değiştirmemiz lazım. O da sıcaklıkta. Diğerleri kontrol değişkenimiz. Ve sonuç değişkenimiz de bizim bağımlı değişkenimiz. Şimdi yoğunluğun cismin sıvı içindeki konuma etkisi nedir? Ayşe öğretmenim, bu çok güzel bir soru ama bunu biraz daha özelleştirirsek nasıl yazabiliriz, sorabiliriz? Mısır olsaydı ne olurdu sorusunu araştıracağımız bir araştırma sorusu olsun. Mısır'ın sıvının yoğunluğunun Mısır'ın yüzmesine etkisi nedir? Peki burada bizim değiştirdiğimiz değişken ne Şaban Hocam? Sıvının yoğunluğu. Peki hangi sıvıları kullanacağız? Ne düşünüyorsunuz? İlk olarak suyu kullanabiliriz. Evet, alkol ve suyu kullanabiliriz. Ya da sadece alkol. Pekmez, su ve balık kullanabiliriz. Peki başka? Deniz suyu. Civanın yoğunluğu bayağı yüksek. Evet, acaba gliserin. Farklı sıvılar geliyor. Yine biraz daha basit düşünün. Mutfaktaki olan şeyleri düşünün. Başka ne kullanabiliriz? Süt olabilir. Deneyebiliriz. Yağ olabilir. Tuzlu su. Böyle acaba şu an yaz günlerine de girerken soda, gazoz tarzında şeyler çok içimizi ferahlatmaz mı? Acaba onları da deneyebilir miyiz? Meyve suyu.
Şimdi çok araştırma sorumuzu belirledik. Şimdi burada öğrencilerimize amacımız soru sorma becerisini geliştirmek. Yani bu etkinlikle daha iyi soru sormasını sağlamak. Ufak yönlendirmelerle onu daha iyi soru sormaya yönlendirmemiz lazım. Burada bir skala yapabiliriz. Öğrencilerimizden öncelikle bir soru yazmasını isteyebiliriz. Sonra daha iyi olması için biz onlara rehberlik edebiliriz. İşte biraz önce benim sorduğum yönlendirmem şeklinde olabilir. Daha iyisi olabilir. Bunları öğrenciye işte zayıf, orta, iyi diye skala yaptıktan sonra onu iyileştirmek için ne yapabiliriz üzerinde konuşabiliriz. Yani sınıfta bir etkinliğinizle ilk önce bir araştırma sorusu nasıl yazılır öğrettiğimiz takdirde sonra her şey kendiliğinden takır takır gelecek. İyi bir araştırma sorusu nasıl olmalı? Özellikle biz sınıflarımızda deney odaklı çalışıyoruz. Her soruyu biz sınıf ortamında deneyemiyoruz maalesef ama olabildiğince deneyini yapabileceğimiz, gözlemini yapacağımız, veri toplayacağımız etkinliklere ihtiyacımız var bizim. Bu soruda, daha doğrusu bu konuda bize çok güzel deney fırsatı sağlıyor. Sizlerin de yaratıcı fikirleri gibi öğrencilerimizden de çok yaratıcı fikirler gelecek. O an kantinden erişebildiği, sınıfta var olan, mevcut çantasında var olan birçok sıvıyı araştırmak isteyecek. Yani biz öğretmen olarak A'yı ve B'yi demek yerine onun hayal gücü ve yaratıcılığına sunarak farklı çeşitli alternatif değişkenleri denemesini sağlayabiliriz. Burada öğrencimizin işte en çok önemsediğimiz şey araştırılabilir ve test edilebilir bir soru mu yazdın? Bu soru açık ve anlaşılır mı? Bu çok önemli. Bu soruyu diğer gruplara, diğer sınıflara ya da sınıfımıza o an gelen misafire sorduğumuz zaman bizim anladığımız şekilde mi anlıyor? Ve bu soru bizim bağımlı bağımsız değişkenini de içinde barındırıyor mu? Bunun üzerine bir tartışma yürütebilirsiniz. Dediğim gibi bazı soruları araştırmamız mümkün değil. Bazı soruları kısmen cevabını biliyoruz, test edemiyoruz. Özellikle bizim fen derslerinde benim çok önemsediğim araştırılabilir ve test edilebilir sorular. Tabii ki kazanım dışına çıkmak ya da çıkmamak yoğunlukla ilgili bir deney olabilir. Bu bazen arkadaşlar, hocalarım konuyla bağlantılı da olabilir. Bazen orada öğretecekleriniz eğer siz işte bir araştırma becerisi ya da öğrencinin sorgulama becerisini öğretiyorsak bazen konu kapsam dışına da ufak da olsa sizin öğrencinin ihtiyaçlarını belirlediğiniz düzeyde çıkabiliriz diye de düşünüyorum. Ufak bir esneklik bırakabiliriz diye düşünüyorum. Burada bir öğrenciye rapor sunabiliriz. Bu rapor araştırma raporu olur. Biraz önce sizlerle karşılıklı üzerinde durduğumuz bağımlı bağımsız değişkenlerini, kontrol değişkenlerini bu rapor üzerine yazmalarını sağlayabiliriz. Verileri kaydetme bizim için çok önemli becerilerinden bir tanesi, bilimsel süreç becerilerinden bir tanesi. Öğrencilerimiz en çok bu PISA ve TIMSS sınav sorularında tablo okuma, verileri tablolaştırma ya da verilmiş bir grafiği okuma konusunda biraz geride kalıyor. Bu takdirde bu tür etkinlikler tablo ve grafik okuma, çizme, yorumlama gibi becerilerini geliştirebilir. Daha sonra yine rapor formatına ekleyebiliriz. Bu sonuçlar akla yatkın mı? Bu sonuçları diğer arkadaşlarınızın da yaptığı deneylerle uygun mu deyip gruplar arasındaki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırmalarını isteyebiliriz. Ve tabii ki en önemlisi bilimsel araştırma sürecinde bir takım hatalar yapılıyor. Bu hata kaynaklarının neler olabildiğini öğrencilerimizin fark etmesini sağlayabiliriz. Mesela o an diyelim ki sütun bozulması ile ilgili farklı bir kaba koyduysak eğer birisi metal birisi camsa orada bu metal ya da işte cam olması bir hata kaynağı olabilir. Bunları fark etmesini sağlayabiliriz. Yine iyi sorular cevaplardan daha güçlüdür diyelim. Albert Einstein gençken bir sabah çiçek tarlası üzerinde parlayan güneşi izliyormuş. Bu anekdotu da bilirsiniz. Ve kendisine şöyle sormuş. O güneş ışığında yolculuk yapabilir miyim? Işık hızına ulaşabilir veya ötesine geçebilir miyim? Einstein'ı Einstein yapan özelliklerden birisi de bu sorduğu soru. Ve sonrasında şunu diyor. Benim hiçbir özel yeteneğim yok.
Sadece tutkulu ve meraklı olmam dışında. Öğrencilerimizde merak uyandırırsak yeni bilim insanları kazandırabiliriz. Çünkü onlar da bizler gibi, öğrencilerimiz gibi oldukça sıradan insanlar. Sadece onları ayırt eden şey bence sadece tutkulu ve meraklı olmaları. Şimdi biz eğer öğrenciye bu şekilde merak uyandırıcı sorular sorarsak zaten öncelikle bir merak duygusunu oluşturuyoruz. Hepimiz bu konuda hemfikiriz zaten. Merak olduğu takdirde zaten fene yönelik olumlu tutum geliştiriyor. Bununla birlikte araştırma yapıyor, daha çok okuma yapıyor, daha çok deney yapıyor kendince ders dışı, informal ya da nonformal ortamlarda. Feni daha iyi anlıyor, öğreniyor. Bununla birlikte akademik başarısı artıyor. Ve en önemli becerilerden bir tanesi hayal gücü ve yaratıcılığı artıyor. Yani deneyler yapılırken A'yı ve B'yi deneyelimden ziyade neleri denemek istiyorsun? Neyin üzerine etkisi olabilir şeklinde olabildiğince orada esnek bir öğrenme ortamı oluşturmamız hayal gücünü de geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Tabii ki bu sorular araştırma becerisini, eleştirel düşünmesini, sorgulamaya yönelik tutum geliştirmesini sağlayacaktır. Peki Celil Hocam'ın da bahsettiği gibi biz öğretmenler olarak nasıl bir öğrenme ortamı oluşturmalıyız ki öğrencide bu istediğimiz davranışlar daha rahat gelişebilsin? Biliyorsunuz öğrencilerimiz bizim sesimizden, mimiklerimizden, ses tonumuzdan, hatta sözsüz birçok işaretimizden kendince birçok anlam çıkarıyor. Bu ifadelerimiz olabildiğince öğrenciyi teşvik etmeli diye düşünüyorum. Sınıf ortamlarımızda her öğrenciye dinleyebilmemiz, her öğrencinin özel olduğunu hissettirebilmemiz, öğrencilerle hatta kendi duygu, deneyim, öğrenme becerilerimizi paylaşmamız, olabildiğince açık bir demokratik bir sınıf ortamı oluşturabilmemiz, hatta ve hatta en önemlisi bence örnek bir öğrenici. Yani hala bizler de iyi bir öğreniciyiz ve düşüneniz. Bunu öğrenciye yansıtabilmeliyiz diye düşünüyorum. Öğrenci benim özellikle en büyük deneyimlerimden bir tanesi. Bu araştırma sorgulama sürecini yaklaşık olarak 10 yıldır ben yönetiyorum, sınıflarımda kullanıyorum. Öğrencilerimin ise alışık olduğu şey soru sorulduktan sonra eğer istenilen cevap alınmadıysa öğretmenin bu sorunun cevabı nedir? Yani bir cevap duymak istiyorlar. Ve ben her seferinde onlara cevap vermemek için uzun uğraşlarla direniyorum. Yani onları eve zihinlerinde soruyla gitmelerini sağlıyorum. Herhangi bir şekilde o gün işte kafalarına takılan sorunun cevabını benden duymuyorlardı. Belki de sorulan soruya direkt bu şekilde cevap vermemek, özellikle hazıra konmasını engellemek, öğrencinin kendi çabasıyla bilgiye ulaşmasını sağlamak, düşünmesini sağlamak çok kıymetli. Hatta bir öğrencim şunu demişti, hocam iyi ki söylemiyorsunuz. Söylemediğinizin de ne kadar önemli olduğunu çok daha sonra şu şekilde anladım. Düşünmemi sağlıyorsunuz. Yolda giderken, otobüste hatta uyurken bunun neden olabileceğini düşünüyorum ve bunun sonucunu düşünerek farkında olmadan ertesi gün bulduğum oluyor demişti. Böylelikle ben amacıma ulaştığımı böyle bir geri bildirimle alınca çok mutlu olmuştum. Onlarda kalıcı izli öğrenmeler gerçekleştirebilmemiz için belki de bu anekdotta olduğu gibi öğrenciye bilgiyi direkt sunmamak, sorunun cevabını vermemek, hatta o an şey bile sağlayabiliriz işte. Hep bizler bilginin sunucusu, her şeyi bilen öğretmenler olarak görülüyoruz ya öğrencilerin gözünde. Hani naçizane bilmediğimizin şeyler de olabildiğini onlara öğretmeliyiz. Belki de benim öğrencilerim onu da söylüyor. Hocam bazen gerçekten bilmiyorum diyorsunuz diyor. Ama bazen de bilmemişten geliyorsunuz diyorlar. Duruma göre onu ayarladığımız zaman, öğretmen adaylarımız da bu bilince vardığı zaman öğretmen olduklarında benzer faaliyetler gösteriyorlar. Öğrenciyi düşündürebilmek amaçlı. Düşünsünler, kendileri öğrensinler istiyorum. Peki, ayrıca yine benim en çok çalışma alanlarımdan bir tanesi de öğretmen-öğrenci arasındaki diyaloglar. Sınıflardaki bizim bu diyaloglarımız nasıl? Dörtlü gruba ayırabiliriz. Zamanım daralıyor mu? Hızlanacağım İpek öğretmenim. Şimdi, eğer otoriter bir öğretmen olursak öğrenci bizden çekinir.
Eğer diyaloglu, esnek, öğrenciyle öğrendiğimiz bir ortam yaratırsak, öğrenci hem bize saygı duyar hem de bizimle birlikte öğrenir diye düşünüyorum. Bunun için de benim tabii ki tüm ders boyunca tek bir yaklaşımı gözetmemiz mümkün değil. Burada 4 farklı yaklaşım var. Otoriter etkileşimli ve etkileşimli diyaloglu. Bu ikisi arasında gidip gelebilirsiniz. Bazen yeri gelir etkileşimsiz diyaloglu ya da etkileşimsiz otoriter yaklaşımlar da sergileyebilirsiniz. Bunların hepsinin görüldüğünü biliyoruz fen sınıflarında. Ama şu an günümüzde nacizane olabildiğince diyaloglu bir etkileşime, yani burada bir başlatma, yani bir soru, öğrenciden gelen bir yanıt, bu yanıt karşısında bir geri bildirim, tekrardan bir yansıtma ve tekrardan geri bildirim. Burada aslında soru cevap yapıyoruz. Daha çok doğru yanlış diye bir değerlendirme yapıyoruz. İşte ya da bir doğru cevap geldiği zaman diğer bir öğrencinin fikrini sormuyoruz. Olabildiğince bir doğru cevabı alsak da işte diğer bir öğrenciye sen ne düşünüyorsun, sen nasıl bunu açıklarsın deyip söz hakkı verip o ortamı biraz daha genişletmeye çalışabiliriz. Yanlış dediğimiz zaman biliyorsunuz birçok öğrenci bir sonraki soru için söz almaktan çekiniyor. O yüzden yanlış ya da doğru diye değerlendirme yapmadan eğer düşüncesi yanlışsa bunu yanlışını süreç içinde doğru cevabı veren arkadaşıyla sağlayabiliriz. Ve bu şekilde de gerçekten kendi sınıfları uygulamalarım doğrultusunda yine söylüyorum. Öğrencinin varsa kavram yanılgısı ya da yanlış bir bildiği sınıf içindeki bu tartışmalardaki akranlarının söylediği ifadelerle bunu düzeltme fırsatı buluyor. Bu düşünce becerilerini geliştirmek için bir takım kurallar, hepimizin kendine göre bir takım sınıf kuralları var, sınıf kültürü var. Birkaçı belki de birçoğu sizlerin de sınıfında olan şeylerdir ama hızlıca bir bunların üzerinde konuşmak istiyorum. İlkinde düşüncelerin açıklanması, biraz önce dediğim gibi o konuyla ilgili birçok öğrenciye o an söz hakkı verilmesi, doğru tamam deyip geçinmemesi. Tamam bu doğru ama gerekçe ne? Mesela özellikle en çok kullandığımız şeylerden, tekniklerden biri doğru yanlış soruları değil mi? Doğru ama neden doğru? Yanlış ama neden yanlış? Gerekçe sunmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bütün öğrenciler fikrini çekinmeden paylaşabilmesi gerekiyor. Bunun için de belki işte o şey kapanık olan ya da işte özgüveni düşük olan öğrencilerimiz de bununla birlikte derse katılım sağlayabilir. Bunun için de çekinmeden fikrini, yani öğrenci yargılanmayacağını bildiği an, işte ben yanlış söylersem işte arkadaşlarıma rezil olurum, öğretmenimin gözünden düşerim düşüncesini bizim kırmamız gerekiyor. Tüm düşüncelerin öğrenciler tarafından anlaşılmaya çalışılması. O an anlaşılanlar anlaşıldı mı? İşte Ahmet'in dediği Fatma anladın mı? Bunu nasıl açıklarsın diyebiliriz. Anlaşılmayan bir yer varsa bunun dile getirilmesi, farklı açıklamaların üretilmesi, yapılan açıklamaların doğruluğunun sorgulanması, bilhassa en önemlilerinden bir tanesi de benim için düşünmeleri için öğrencilere gerekli süreyi veriyor muyuz? Bazı sorular hemen cevaplanabilirken bazı sorular düşünerek cevaplanması gerekiyor. O yüzden öğrenciye düşünmesi için gerekli süreyi vermemiz lazım. Sürecin başında bahsetmiştim ya, bir takım söylemler oluşturdum, öğretmen müdahaleleri oluşturdum. Hem derslerimizi daha iyi interaktif, diyaloglu hale getirebilmek için hem de öğrencilerin düşünmelerine katkı sağlamak için. Biraz önceki bahsettiğimiz norm kapsamında düşüncelerin açıklanması için öğretmen olarak biz neler söyleyebiliriz? Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya da anlamadığımız bir şey varsa ne demek istedin? Ya da bu soruyu nasıl çözdün? İşte bununla neyi kastettin diyebiliriz. Düşüncelerinin gerekçelerini sunmasını istiyorsak neden böyle düşünüyorsun? Niçin böyle düşündün diyebiliriz. Anlaşılmayan bir durum olduğu takdirde arkadaşınızın çözüm yolunu anlamamız için ona ne sorabiliriz? Ya da arkadaşının dediği sana mantıklı geldi mi? Ya da birbirlerini saygıyla dinlemelerini sağlamak için de arkadaşının dediğini kim toparlayacak şeklinde müdahalelere dersimizde yer verebiliriz. Ya da bir diğer norm olarak aldığımız doğruluğunun sorgulanması. Sence bu doğru mu? Hatası nerede?
ya da aksini iddia eden var mı? Bu çözümün doğruluğu nereden biliyorsun? Farklı açıklamalar üretmek için bu konuda ne düşünüyorsun? Başka bir fikri olan var mı? Bu konuyu farklı olarak nasıl çözebilirsin şeklinde olabildiğince böyle karşılıklı diyaloğu artırıcı, bütün öğrencileri düşünmeye yöneltici müdahalelerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Ve son olarak da sınıflarımızda üretken gürültüye evet diyelim. Yani sınıfta bir gürültü varsa sanki o ders kaynıyormuş gibi hissini artık şey yapmamız lazım, yenmemiz lazım. Düşünme ortamı varsa gerçekten o sınıfta gürültü vardır. O yüzden buna ben üretken gürültü demek istiyorum. Üretken bir gürültüye evet diyelim. Soru sormayla ilgili hem sizin kişisel gelişiminiz hem mesleki gelişiminiz için 3 tane kitap önerebilirim ileriye yönelik okumalar konusunda. Üçü de birbirinden kıymetli. Güçlü sorular. Sorularınız değişirse hayatınız değişir. Güçlü soru sormasanız diye 3 kitabı da sizinle paylaşmak istiyorum. Önemli olan soru sormaktan vazgeçmemektir. Benim de sizlere dileklerim öğrencilerinizdeki soru sorma güdüsünü geliştirebilmeniz. Katılımınız için, dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Varsa sorularınızı alayım. Tuba Hocam, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten dolu dolu çok keyifliydi. Keyifle dinledim. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım, seslerinizi, görüntülerinizi açabilirsiniz. Katkıda bulunabilirsiniz. Ya da el kaldırın, ben buradan açabilirim. Ya başta dediğim gibi alandaki siz değerli öğretmenlerimle işbirliği içerisinde olmak, sınıflarımızdaki mevcut ihtiyacı belirlemek ve bu doğrultuda ihtiyaca yönelik çalışmalar yürütmek bana çok büyük keyif veriyor. Ve hem alana katkı sağlıyorum hem uygulamaya yönelik katkı sağlıyorum. Biraz önceki paylaştığım öğretmen müdahaleleri daha önceki yapmış olduğumuz işbirlikli çalışmalar neticesinde ortaya çıkan müdahaleler. Hep öğretmenlerimize rehberlik edici sorular oluşturma gayreti içerisindeydim. Umarım faydalı olmuştur. Mail adresimi paylaşmıştım. Tekrardan paylaşabilirim. Ne zaman isterseniz her zaman işbirliğine açığım. Sorularınız olursa destekleriz. Var mı sorularınız? Bana hatırlatmamı rica etmiştiniz. Ömer Faruk evet. Öğretmenimiz yazmıştı. Evet. Ama onun da cevabını vermiş oldunuz aslında. Öğrenmek istemeyen, kendini tamamen kapatmış bir öğrenci ne tür sorular sorabiliriz evet. demişti. Şimdi aslında bu sınıf kültürü çok önemli. Hepimizin belki kendine göre oluşturduğu bir sınıf kültürümüz vardır, alışkanlıklarımız vardır. Biliyorum alışkanlıkların değiştirilmesi de çok zor. Yani zaman alıyor, sabır istiyor. Hem kendimiz için bir sabır, yani kendi içimizde gösterdiğimiz bir direnç var. Hem öğrencilerin gösterdiği bir direnç var. Hem de yeri geliyor zümrenin ya da okul yönetiminin gösterdiği farklılıklara yönelik bir direnç var. Bunların hepsine aşinayım. Ama önce kendimizi değiştirirsek, yani nasıl demek istiyorum? Değişime, değişikliğe açık olursak öğrenci de zamanla birlikte bizimle birlikte değişecek. Şimdi o içine kapalık öğrencinin gerek aile hayatında, gerek sizden önceki öğretmen diyaloglarında bir takım büyük ihtimalle kırgınlıkları var. Kendini aşamadığı bir takım değerler var. Biz ona nasıl destek olabiliriz? En önemlisi bir insanın ihtiyacı sevmek, sevinmek, değer görmek, kendini ifade edebilmek. Biz okullarımızda öğrenciye gerekli ilgiyi yansıtabilirsek, değeri verebilirsek, öğrenci zaten kendini gerçekleştirmek için çaba gösterecek diye düşünüyorum. Öğrenci bizden bunu arıyor. Yani belki çok basit bir şey ama bazen bunu hepsine yeterli olarak veremiyor olabiliriz. Benim bir öğrencim vardı. Yine gerçi üniversite birinci sınıf öğrencisiydi. Bugüne kadarki edindiği işte derslerde hep içine kapanık bir çocukmuş, çok fazla konuşmuyormuş ama bu bahsettiğim sınıf ortamında o öğrencimizi derse çekebilmiştim. Ve kendisi de, hocam mümkün değildi benim derse katılmam, sizin bu yönlendirmeniz sayesinde derste aktif bir şekilde yer alıyorum demişti.
Böyle ufak ufak dokunuşlarla yani farklar yaratabiliriz diye düşünüyorum. Hep böyle minik de olsa farkındalık yaratmak istiyorum. Güzel. Aslında ben de küçük bir katkıda bulunabilirim. Ben de bu aralar Şerif İzgören'in şöyle bir kitabı var. Çok hoşuma gidiyor. Bunu okumaya başladım. Ve burada ilk sayfada çok hoşuma gitmişti. Demiş ki, şimdi dönüp bakıyorum da hayatımda fark yaratan öğretmenlerimin hiçbiri öğretmeye çalışmamışlar. Değerli hissettirmişler. Beni birey yerine koymuşlar. Kocaman sarılmışlar. Evet, harikasınız öğretmenim, çok Değil. güzel. Ya konunun günün belki de özeti bu cümlelerle İpek öğretmenim, çok teşekkür ederiz. Hepimizin gerçekten büyük küçük 7'den 70'e ihtiyacı olan ilk önce değerli hissetmek. Yani biz oraya aidiyet duygumuzu hissettiğimiz zaman zaten kendimizi gerçekleştiriyoruz. Kesinlikle. Çok çok teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. İnşallah bu süreçler bittikten sonra örgün eğitime, normal eğitime geçtiğimiz zaman da tanışmak dileğiyle. Biz çok Çok memnun memnun olurum, çok teşekkür ederim. Böyle bir pandemi döneminde bizi öğretmenlerimizle buluşturduğunuz için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Ama dediğiniz gibi yüz yüze etkileşimli olacağımız bir ortamı istiyorum. İnşallah. Öğretmen arkadaşlarım çok teşekkür ederiz katılımınız için. İsim, soy isim ve okullarınızı yazdıysanız odadan ayrılabilirsiniz. Soru sormak isterseniz mikrofonlarınızı aktive edebilirsiniz. Yeni bir soru geldi hocam. Vaktimiz geçti ama dinlemek isteyenler için belki cevaplayabilir Tuğba hocam. Chat Hangisi hocam? Bir kısmında bakalım. görmüşsünüz sanıyorum. Biraz üstte Tuğba İşler hocamız sormuş. Hem müfredattaki Müfredattaki kazanımların sorunlarla ilgili. yoğunluğuyla Evet. birlikte sınıf mevcutlarının çok olması sebebiyle her öğrencimizde soru cevap, beyin fırtınası gibi tekniklere başvurmakta zorlanıyoruz. Çok haklısınız Tuba öğretmenim. Aslında olabildiğince bu 2018 öğretim programıyla var olan yoğunluk biraz olsun azaltılmaya çalışıldı. Ama halen tabii ki var. Ama bence zihnimizden belki de kazanımların, hep başta da söyledim ya, kazanımların yetiştirilmesinden ziyade bizim zaten bu kazanımlarla amacımız öğrencinin fen okur yazarlık becerilerini, bilimsel düşünme becerilerini ya da yaşam becerilerini geliştirmek. Yani kaygınız şey olmasın, kazanımları yetiştiremedim ya da yetiştiremiyorum olmasın, bence nacizane benim düşüncem. Amacım oranın daha etkili, işte beceri ağırlıklı. Çünkü bilgi tek başına yeterli değil. Bizim artık bir takım öğrencilerde var olan becerilerini geliştirmemiz ve onları günlük hayatında ve ileriki hayatlarında kullanıyor olmaları lazım. O yüzden yani bence nacizane yine elinizden geldiğince, süreniz yettiği kadarıyla her öğrencinize ufak da olsa dokunabiliyorsanız, bu mesela verdiğiniz raporlar olabilir. İşte ben mesela yansıtıcı günlükleri çok kullanıyorum dersimde. Onlara notlar düşüyorum ya da dönütler veriyorum. Bu dönütler öğrenciyi çok besliyor. O an diyor ki, öğretmenim benim kağıdımı okumuş diyor. Bir sonrakinde daha özen gösteriyor. Ufacık bir gülücük bile eklemeniz ya da başarılı, iyi yazdığını ifade etmeniz o öğrenciye çok iyi gelecektir. Derste var olmasını ve aktif olmasını sağlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. İpek Hocam var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Çok çok memnun olduk. Çok çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için. Teşekkür ederim İnşallah İpek görüşmek Hocam. Ben üzere. de öyle. Umarım öğretmenlerimin de sorduğu sorulara cevap verebilmişimdir. Ya yani kendimce vermeye çalıştığımı düşünüyorum. Var mı başka? Başka görünmüyor. Ben de bakıyorum hocam. Ben de kaçırmamaya çalıştım. Kaçırdıysak da çok özür dilerim arkadaşlar ama kaçırmadık sanırım hiç. Evet, Tuba Hocam yine öğrenmenin oyun koşulu olduğunu söylemiş merakın. Yani merak uyandırabilmek için çeşitli materyaller, bu gazeteler olabilir, bilim dergileri olabilir. Aslında benim olmazsa olmazım TÜBİTAK'ın Bilim Çocuk dergileri, meraklı minik dergileri çok çok işe yarıyor. Hatta öğrencilerinize tavsiye edebilirsiniz, sınıflarınıza getirebilirsiniz. O da olumlu tutum sergilemelerine neden oluyor diye düşünüyorum.
Arkada bir kitaplığım var sadece sırf bilim kitaplarıyla. Şu an çok erişim uygun yerde değilim. Onları da keza sizlerle paylaşabilirim. Bu arada benim yine TÜBİTAK'ta bir yazdığım etkinlikler sitem var. Olmadı hemen size hızlıca onu göstereyim. Şu an ekranımı görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz değil mi? Bir saniye. Tamam, bir saniye. Çünkü ben aynı zamanda hem evde ebeveynlerin hem de öğretmenlerin yapacağı basit etkinlikler geliştiriyorum. Hem evdeyken böyle daha değerli zaman geçirelim diye bir saniye ekranı share edeceğim. Hemen bu TÜBİTAK'ın Bilim Genç sayfası, etkileşimli bilim köşesi var. Bu etkileşimli bilim köşesini biliyordur büyük ihtimalle öğretmenlerin. Çeşitli hocalar tarafından geliştirilen, evde ve okulda uygulanabilecek basit malzemelerle etkinlikler yazıyoruz. Burada da sayfalarca birçok etkinlik var. Benim de yazdığım etkinlikler var. Hani burada olabildiğince düşündürücü sorular sorarak o olayın arkasında yatan bilimsel temelleri vermeye çalışıyoruz. Hani çok basit bir sorudur. Yumurta çiğ mi pişmiş mi? Belki bilirler öğretmenlerimiz. Buna benzer birçok etkinlik var. Bunları da kullanabilirsiniz. Derslerimizde, evlerinizde, yani sadece öğretmenler olarak sınıflarda değiliz, ebeveyn olarak evde çocuklarımızla birlikte daha kaliteli içerikler üretmek için. Naçizane benim önerilerim bunlar. Tekrardan çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. O zaman her birinize keyifli, bilim dolu günler diliyorum. Umarım. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.